Muzaffer'in bu partiye geçmesine gelince birden irkildi. Ta karşıda Muzaffer Bey'in beş kadilağını görmüştü. Ağasını dirseğiyle dürttü. O ne? Ne var? Seninkine bak. Üç kardeş üçü birden hayretle baktılar. Beş kadillak yeni parti mitingine katılan mahşeri kalabalığın kıyısına yanaşıp durdu. Muzaffer Bey direksiyondaydı. Yanında aziz dostu Zekai, arkada Paşazade. Zekai'nin koca burnu memnundu. Bir kalabalığa, bir muzaffere bakıyordu. Muzaffer'in yüzünden niyetini sezmeye çalışıyor. Arada Paşazade ile göz göze gelerek gülümsüyordu. Hoparlörler meydanı hak ve adaletten söz açan hatiplerin dehşetli hitabeleriyle inim inim inletirken Muzaffer'in yüzü renkten renge giriyor. Kanı damarlarını patlatacak kadar tazik ediyordu. Hele hakka, adalete, Hürriyete susamış insanların çılgın alkışları büsbütün cesaret kırıcıydı. Durumun 930'a benzemeyeceğine şüphesi kalmamıştı kaç vakittir. En inanılan, en güvenilenlerden birçoğu istifa etmişti. Atatürk'ün karşı partide çarpmaya başlayan kalbinin sesini de duymaya başladıklarına göre daha ne bekliyordu. Birden gene müthiş bir alkış ürktü geç kalmanın geç kalmak üzere olmanın verdiği bir ürküntü. Demek kendi partisi aleyhine halk bu kadar muhteşem bir galeyan halindeydi. Demek bütün bunlar bütün bu insanlar parti afişlerine uyarak artık yeter diyebiliyor. Hiçbir takibata uğramayabiliyorlardı. Niçin? Neden partisi haksızlığını kabul mü ediyordu? Yoksa kanadını kıvıldamıtamayacak hale mi gelmişti? Gözleriyle etrafı araştırdı sivil polisler. Evet evet. Sivil polisler orada oralarda halkın arasındaydılar ama aldırdıkları yoktu. Öyle mi emir almışlardı? Yoksa onlar da karşı partiye mi sempati besliyorlardı? Sıkıntı ile mendilini çıkarıp terini sildi. Zekayı haklıydı galiba. Atatürk'ün ruhu öbür partiye geçmişti. Göz göze geldiler. Nasıl? Muzaffer Bey yutkundu. Dudakları kımıldadı. Müthiş. Paşazade sordu. 930'a benzer mi? Benzemiyordu. Anlamıştı ama cevap vermemeyi uygun buldu. Kürsüdeki hatibin müthiş kalabalığı, coşturan, memleket göklerini alkış tufanla boğan heyecanı hepsini aldı götürdü. Meydan dalgalanıyordu. İnsan kalabalığı milyonlarca, milyarlarca ton ağırlığındaki okyanuslara benziyordu. Dertlerine parmak basılmış çılgını döndürülmüş bu kalabalığın önünde durulamazdı. Birden gene o bastil, bastilin kızıl alevleri, kızıl alevlerin aydınlığında koşuşan insanların yüzleri titredi. Tam söze başlayacaktı. Zekai Paşazade'nin bir işareti üzerine taarruza geçti. Halk nerede? Biz orada. Yarın halk bundan da bıktı mı? Haydi biz de. Kurnazca güldü. Halkla beraber. Halkın bulunduğu yerde. Benim anladığım en güzel halkçılık budur. Ela gözleri kurnazca parlıyordu. Muzaffer Bey ise duymamıştı bile bunları. Ama kararını vermişti artık. Vakit geçirmekte mana yoktu. Bütün bu insanlardan daha mı iyi biliyordu Atatürk'ün ruhunun nerede olduğunu? Marşa bastı. Zekai heyecanla nereye? Muzaffer aynı heyecanla Atatürk'ün nabzının attığı yere dedi. Zekai kavrayarak Paşazade'ye döndü. Sonra Muzaffer'in boynuna sarıldı. Yani? Yani simanisi yok. Gidip dolduralım teklif kağıdını. Zekai bir zafer narası attı. Araba yürüdü. Yanlarından geçerken Muzaffer Bey'in gözü Habib'in gözlerine takıldı. Bastil'in kızıl alevleriyle aydınlanan yüz, çatık kaşlar, öfkeli dudaklar. Ama artık ne Bastil ne de bu yüzler hiçbir şey ifade edemezdi. Yanlarından hızla geçti. Üç kardeş arkalarından nefretle baktılar. Habib İbne dedi. Ağası hırslı. Az kaldı, az kaldı. En büyükleri tıpkı babalarına benziyordu. Daha şimdiden saçlarının yarısından çoğu ağarmıştı. Allah bu diye mırıldandı. Kara gün kararıp gitmez. Kürsüdeki hatip ortalığı çın çın öttürüyordu ama akılları muzaffere takılmıştı. Karşı parti bintingine niçin gelmişti? Ortanca niçin olacak? Vaziyeti partisine rapor etmek için dedi. Güneş batacağına yakın miting dağıldı. Üç kardeş bayraklar ve defne dalları ile süslü kamyonlara binmediler. Geceyi şehirde geçirmek birkaç kadeh atmak niyetindeydiler. İlkin parti binasına sonra partili bir kebapçının eski istasyondaki içkili kebapçı dükkanına gittiler. Dükkan omuz omuzaydı. Mitingde coşmuş partiler açık şarap ya da rakıyla heyecanlarını devam ettireceklerdi. Zorla üç kişilik yer bulup sıkıştılar. Beş dakika daha gecikselerdi yer bulamayacaklardı. Kebap söylediler, şarap istediler. Dükkan sahibi az buçuk kitap karıştırmış, demokrasinin kitapça tariflerini ezberlemiş. Yerli yersiz konuşan, lakin fırsattan adam akıllı faydalanarak kova kova su karıştırdığı şarabı aziz partili dostlarına süren. Efendiden biriydi. İlçe ve bucak başkanlarıyla bir masada oturuyordu. Aşırı sarhoş masa arkadaşlarına Abraham Lincoln'un meşhur demokrasi tarifini yapmak için fırsat kollarken kebap evinin karşı köşesinden tiz bir ses yükseldi. Ayakta duramayacak kadar sarhoştu. Bütün gözler ona çevrildi. Habiple ağları da döndüler. Zaloğlu. Bıyıklar adam akıllı uzamış. iyice zayıflamıştı. Aziz partili arkadaşlar diye başladı. Gözlerini açamıyordu koca kebap. Evi, insanları, şişeleri, bardakları, sürahileriyle tepesinde fırıl fırıl dönüyordu. Sağdan soldan ee sonra kardeş sesleri yükseldi. Bu yılışık sesleri susturun şunu ayıptır sesleri ikaz etmek istedi. Derken kışkırtmalar ikazlarla kapıştı. Masadan masaya söz su başladı kebap evinin az buçuk kitap karıştırmış sahibi araya girip durumu yatıştırmasaydı ne aynı partiden oluş ne de kardeşlik para edecekti. Zaloğlu'na söz verildi. Tekrar ayağa kalktı. Aziz partili kardeşler, bu karşınızda gördüğünüz bu fakir, dayısına aptos piyos geçmiş bir kardeşinizdir. He, aptos piyos geçtim. Neden? Çünkü izzeti nefis sahibi bir insan. İskemlesine çöktü, kalktı, boyuna giyiriyordu. İzzeti nefis sahibi bir insan. Bir başka sarhoş ses yükseldi. Anladık yahu, gerisini getir şunun. İzzeti nefis sahibi bir insan kendini bilir. He, ben kendimi bilerek, bilerek geçtim bu partiye. Gene her yandan karşıladılar. Susturun şunu, susturun şunu be. Ne partisi? Bizim parti alır mı seni? Serseri sende. Almaz doğru. Serseri değilim ben. Affedersiniz. Ben bugüne bugün dayısına res çekmiş bir... Habib acımıştı kalktı. Zaloğlu'nun alayı alındığı masaya gitti. Zaloğlu bulanık gözlerini Habib'e kaldırdı. Tanır gibi oldu. Habib miydi bu? Habibse köy müydü burası? Değildi. Köy değilse Habib ne geziyordu burada? Bununla beraber kalktı. Kardeşler müsaadenizle. Canlarına minnetti. Güle güle dediler güle güle. Tekrar görüşmeyiz inşallah. Zaloğlu durakladı dönüp bakmak istedi. Habib elinden çekti kendi masalarına götürdü. Zaloğlu Habib'in iki kardeşini de orada bulunca büsbütün sevindi. Az sonra garson içtiği içkilerde yediği kebapların masraf pusulasını getirip önüne koyunca sarsıldı. Ne bu be? Garson öteki masayı işaret etti. Ağlar böyle söyledi. Zaloğlu bulanık bakışlarını o tarafa çevirdi. Gülüyorlardı. Peki ama sokakta rastlayıp koluna giren "Dayının şerefine çekelim Ramazan efendi." diyen, bardak bardak üstüne içiren onlardı. Ismarladıkları yiyecek içeceklerin parasını ne diye yüklüyorlardı? Asıl fenası, hesabı ödeyecek parası da yoktu. Kalkmak istedi. Habib kolundan tuttu. "Nereye?" Öyle bir bakış baktı ki Habib'in içi parçalandı. Oğlanın parasız olduğunu anlamıştı. Otur dedi. Otur kardeş. Zaloğlu oturdu. Oturdu ama oturmasıyla iş bitmezdi. Çıkarken hesabı görmek lazımdı. Habib kulağına eğildi. Hesabım bende. Pusulayı garsona uzattı. Efendin hesabını bizim listeye yaz. Bağış üstüne. Zaloğlu minnet hisleri içinde tekrardan sarhoş olmuştu. Demek, demek bu Habib. Gözlerini Habib'e çevirdi, uzun uzun baktı. Minnetle baktı, kirpikleri yaşarmıştı. Sonra göz pınarlarında kabaran yaşlar bıyıklarından aşağıya yuvarlandı. Onu kendi haline bıraktılar. Alnını masaya dayadı, uzun zaman öylece kaldı. Kebapçı dükkanı hala arı kovanı gibi uğulduyor. Kalkanların yerleri hemen tutuluyordu. İçip içip coşanlar, nara atanlar, karşı partiye yumruk sallayıp sövenler. Zaloğlu hayli ayılmıştı alnını masadan kaldırdı. Küskün bir hali vardı. Ne içmek ne de yemek geliyordu içinden. Habib'in sorduklarına kısa cevaplar veriyordu. Yavaş yavaş açıldı. Kabak hafızın basılmasından sonra nereye gittiğini. Kendisini ise şimdi ne iş tuttuğunu anlattı. Çalışıyordu. Dayısına minnet etmeyecek. Bir daha hiçbir zaman yüzüne bakmayacaktı. İşin doğrusu araya Zekai Bey'i koymak istemiş, dayısıyla barıştırması için yalvarmıştı. Her şey razı olacak, beton evin merdivenine yaklaşmayacak, tutmaların huğunda yatıp kalkacaktı. Ama Muzaffer Bey razı olmamış. Razı olmamakla da kalmayıp Zekai Bey'i haşlamıştı. Bunun üzerine o da artık dayısını unutmasını tavsiye etmişti. Günler ve günlerce eş, dost, eşiği aşındırmış. Sonunda imaretlerden birinde bir çeşit Tarihi dünya hayatı yaşayan Türkistan'da bir hocanın sefil odasına sığınmıştı. Ama o bütün bunları sakladı. Dayıma res çektikten sonra indim şehre. Bana iş mi yok? Lakin ne ihtiyacım var? Eş, dost, ahbabın canı sağ olsun. Geçinip gidiyoruz dedi ekledi. Dayım haber üstüne haber gönderiyor. Gider miyim? İnsan bu dünyada niye yaşar? Namus şeref için değil mi? Bana o cılıklığı yaptıktan sonra döner bakar mıyım? Bakmam. Yoluma altın döşese gene bakmam da gitmem de. Gidersem ne derler? Dümbük boynuzlu demezler mi? Terler. Bitti. Onun için. İyi ama avradın babasını, anasını tekmil hısım akrabasını çiftliğe doldurdu. Nikah kıydıracakmış. Yarın çoluğu çocuğu da olursa ne olur? Mirastan elini yu. Biliyordu. Biliyordu ama ne yapabilirdi? Geç vakit kalktılar. Bir kerusaya atlayıp şehre indiler araba bir barın önünde durmuştu. İçeriden cazın karma karışık sesi geliyordu. Bana müsaade dedi. Güle güle ama git yat ha Ramazan. Olur kardeş yatarım. Bu akşamki iyiliğinizi tövbe unutmayacağım sağ olun. Sen de sağ ol. Dolaşan bacaklarıyla caddeyi tuttu. İmarathaneye geldiği vakit Türkistanlı zayıf hocayı mum ışığında sarı yapraklı bir kitabı sallanarak okur buldu. Hoca dönüp bakmadı bile. Zaloğlu pantolonunu ceketini çıkarıp bir kenardaki incecik pis mitiline uzandı. Ertesi gün yeni partinin gazetelere büyük çiftçi, büyük iş adamı ve yıllardan beri bitmez tükenmez bağışlarıyla fakir fukaranın yardımla koşan Hak Adalet Aşığı Muzaffer Bey'in halkla halk için halkın yanı başında haksızlıklara karşı savaşı fiilen atılmak maksadıyla partisinden istifa edip yeni partiye geçtiğini iri puntolarla verince eski partinin ağır taş binası temellerinden sarsıldı. Demek o daha toplantılarda en ateşli nutukları çeken Atatürk'ün partisine karşı bağlılıkları gevşeyenlere karşı ateş büsküren Hatta hatta yüzlerini ana avrat küfür etmeye işi vardıran Muzaffer de nihayet. Ankara'da sözüne inanılır kaynaklar bu istifanın tebessümle karşılandığını, tarafsız müşahitlerse bu istifayı başka ve çok önemli istifaların takip edeceğini bildirdiler. Genel merkez yorumdan kaçındı ama köy, Muzaffer Bey çiftliğinin bulunduğu köy, haber köyde bomba gibi patlamıştı. Muzaffer Bey yüzünden Karşı partiye geçenler can evlerinden vurulmuşlar. Serseme dönmüşlerdi. Bir ölüm kederi sarmıştı ortalı. Bakılıyor, görülmüyor, söylenen işitilmiyordu. Olacak şey miydi? Ne diye kabul etmişlerdi? Muhtaç mıydılar? O ve onun gibiler de katılacak olduktan sonra yeni partiye ne lüzum vardı? Muzaffer Bey'in yüzünden karşı partiye can atanların başında gelen Habib ise belki de en çok üzülendi. Serseme dönmüştü. Kafası çalışmıyordu. Kavgadan çıkmış yılgın horoza dönmüştü. Köyün içinde beli kırık yılan gibi dolaşıyordu. Peki ne olacaktı? Bütün memnun olmayanlar kafa kafaya verip ölçtüler, biçtiler. Önce genel merkeze şiddetli bir protesto telgrafı çekmeyi, sonra da atlayıp bir heyet halinde Ankara'ya gitmeyi düşündüler. Fakat Habib'in büyük ağası uygun bulmadı. İl idare kuruluna tepelemeye hakları yoktu. Öfkeyle kalkanın zararla oturduğu çok görülmüştü. Onun için ilkin il idare kuruluna varıp oradan akıl aldıktan sonra ne türlü hareket edilmesi gerekiyorsa o türlü hareket etmeliydiler. Gittiler il idare kurulunda acele etmeme ve sabır tavsiye edildi. Genel merkezin şu sıra zaten işi başından aşkındı. Yeni yeni gaileler çıkarılmamalıydı. Elleri boş döndüler. ''Bekleyeceklerdi. Seçimlerin sonunu bekleyeceklerdi. Peki ama ne olacaktı seçim sonrası?'' Habib babasına görünmekten çekiniyor, semtine uğramıyordu. İhtiyarın bıyık altına kıs kıs güleceğini iki kere iki dört eder gibi biliyordu. Dediği çıkmıştı. ''Evet, evet ama yapılacak başka şey yok muydu? Susup oturacak mıydı?'' Kadir'e rızam gösterecekti. İçinde, içinin ta derinliklerinde sanki bir yumruk vardı da bastırıyordu. Yediği tokadın öcünü almalıydı. Gebe karısının yanında kara kara düşünürken babası geldi. Kaçamadı. İhtiyara yakalanmıştı. Fakat ihtiyar ciddi görünüyordu. Bıyık altından filan da güldüğü yoktu. Karı koca hemen kalktılar. İhtiyara yer verdiler. Arkasına yastık koydular. Karnı burnunda hamile kadın gitti kahve yaptı. Uzun çubuğunu yakan ihtiyar kurt kahvesini zevkle höpürdetirken sordu. Eve gelsen de beni ayağına kadar getirmesen olmaz mıydı Habib? Habib gözlerini indirdi cevap vermedi. Esmer yüzü kıpkırmızı kesilmişti biliyordu. Öyle yapması lazımdı ama babasının bıyık altından gülmesi yok mu? İhtiyar da biliyordu oğlunun için yan çizdiğini. Bahsi kaybetmişti. Ağlarına bir takım gevezelikler etmişsin. Habib usul açık baktı. Ne gibi baba? Partiden istifa edeceğim daha olmazsa çekip vuracağım demişsin. Habibin gözleri alev alev yandı. Dedim heye. Niye dedin? Niye mi dedim? Daha niyesi kaldım baba. Sebebini bilmiyor musun? Yarın belki de geçer tepemize oturur. Biz ondan kaçtık o geldi gene bizi buldu. Geçen gün mitinge gelmişti. Ağalarım da vardı. Aha dedim ne geziyor bu burada? Belledi ki partisine rapor verecek. Meğer kötüymüş herifin niyeti. Aksakallı ihtiyar ateşli oğlunu uzun uzun dinledikten sonra gelinle döndü. Bizi biraz yalnız bırak kızım. Gelin dışarı çıktı. Yalnız kaldıkları zaman ihtiyar Oğlunu gözlerini ta içine bakarak Habib dedi. Yavrum beni iyi dinle. Muzaffer'le aramızdaki ihtilaf yeni değil. O münazal toprakların çekişmesini ben babamdan devraldım. Muzaffer de babasından, babalardan oğullara devrola ola gelen bir yılan hikayesidir bu. Tabi siz de çocuklarınıza devredeceksiniz. O topraklar ne yalnız bizim ne de muzafferi. Arzullahi vasiya, geniş arazi yani. Kim kuvvetliyse onun elinde kaldı. Bir zamanlar ne bir zamanı dedemin oraları sürüp ektiğini hatırlarım. Sonra babam karıştı işe. Yalnız babam değil, emmilerim de. Bir gün bu muzafferin dedesi iki emimi de vurdurdu. Uzun hikaye, yılan hikayesi dedim ya. Kim kuvvetliyse onun elinde kaldı. Ben sıramı savdım. Sizleri yetiştirip büyüttüm. Siz de çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Topraklarla birlikte kinlerimizi de miras bırakıyoruz. Bu iş parti yoluyla kanun nizamlı olursa ne hala, Olmazsa göz göze geldiler. İhtiyar doğuran kısrak utansın oğlum diye devam etti. Silaha sarılacaksınız. Üç kardeşsiniz. Ağlarının çoluğu çocuğu var. Seninki de eli kulağında. Ben tektim. Elimdeki topraklar üç çocuğumun yetişmesine yetti. Ama siz 3 kardeşsiniz. İhtimal 8-10 çocuğunuz olacak. Şöyle böyle 15, 20 kişilik bir kalabalığı elimizdeki topraklar besleyemez. Görüyorsunuz besleyemiyor. Habib sabırsızlıkla sordu. Peki? Allah'ın dediği olacak. Yalnız ısıracak köpek dişini göstermez oğlum. Bunu iyi belli. Şurada burada vuracağım, kanını içeceğim, partiden istifa edeceğim gibi lafları kaldır. Karda yürü izini belli etme. İş bitirenin kılıç kuşananındır. Çubuğuna yeni bir sigara taktı. Habib ateşledi. Muzaffer o soyun tek hakimi oğlum. O temizlendi de aradan çıktı mı iş kolaylaşır. O tarlalar tekmir bizim köylüyü besler. Besler ama herifin aradan çıkması lazım. Bunu hemen hemen tüm köylü istiyor. Madem istiyorlar herifin aradan çıkarılması işini yalnız sen niye üstüne alıyorsun? Doğru dost doğru sözlerdi. Muzaffer'in yıllardan beri sürüp ektiği devlete ait tapusuz topraklarda başkalarının da gözü vardı. O halde gayeye ulaşabilmek için el birliği etmeliydiler. O günden sonra köpek dişini göstermedi. Üç kardeş köyün öteki partileriyle birlikte gene mitinglere gittiler. Gene hatipleri çılgın gibi alkışladılar. Gene sesleri kısılıncaya kadar bağırıp hatipleri şevklendirdiler. Renk vermiyorlardı. Seçimler yaklaştıkça Muzaffer unutuldu. O kadar ki böyle bir mesele yoktu sanki. Aksakallı tecrübeli ihtiyar "Aferin." diyordu. Böyle işte. Maşa dururken ateşi ne diye elle tutmalı? Seçimi hiç ummadığı şekilde ezici bir çoğunlukla kazanan karşı parti ne mizan kurdu ne de defteri amalı açtı. Oysa devri sabık yaratılması, şu kadar yılın hesaplarının sorulması bekleniyordu. Muzaffer Bey eski partisindeki gibi faal vazife almak niyetinde değildi. Nitekim az sonra teklif edilen idare meclisi üyeliklerini filan nazikane reddetti. İşleri gerçekten de çoktu. Marshall planı fonundan gelecek. Tarım makinelerinin tesliminden sonra İstanbul üzerinden İtalya, Fransa, İsviçre'ye gidip çok tatlı bir dinlenmeden sonra pamuk toplanma mevsiminde yurda başı dinç dönecekti. Harekete bir türlü karar veremiyordu. İktidar değişikliği dolayısıyla memlekette alışılmamış şeyler oluyordu. Karşı partinin yıllar yılı gazetelerin ilk sayfalarında görülmeye, alışılmış ileri gelenlerinin yerinde yeni iktidarın yeni simaları görülüp yadırganıyordu. Gazeteler tıkaçlarını atmışlardı. İktidarı devredenlere karşı neler söylenmiyordu? Kursağında eski iktidarın lokması bulunmayanlar ağızlarına geleni söylemekte belki de haklıydılar. Ama henüz kursaklarındakini hazmedemeyenlerin yani eski iktidara çanak tutup onları alkışlayanların da verikilere katılması milleti tiksindiriyordu. Uzun zaman karşı partinin hükümeti idare edecek eleman kifayetsizliğinden söz açıldı. Yıllar yılı hükümetçilikte pişmiş usta idare adamlarının yalnız kendi partilerinde bulunduğunu ileri süren eski iktidar yeni iktidarın bu yetersizlikten dolayı devredilmesini, Devredilmese bile bu yüzden bir koalisyona gideceğini sandıysa da ilk günlerin kararsızlığından sonra her şey yoluna girdi. Ve baba Karpiç yeni iktidarın yeni elemanlarına da sempatik görünmenin yolunu buldu. Bu arada renk renk çeşit çeşit tarım alet ve makinalarının yurda sağ gibi akını da başlamıştı. Öyle bir sağ ki bu kadar hiçbir zaman görülmemişti. Al yeşil mor, sarı boy boy, cins cins traktör, mibzer, Diskaro ve ötekilerin seli. Bu sel bereketli toprakların verimini eskiyle kıyaslanamayacak şekilde artıracak bir seldi. Dinamik tarım devri başlıyordu. Büyük toprak sahipleri memnundular. Öküz kara basan ırgat derdinden hemen hemen kurtulacaklardı. Muzaffer Bey de memnundu. Atatürk'ün manevi huzurundan rahatsız oluş filan silinmişti. Birçokları gibi kraldan çok kral taraftarlığı yapmıyorsa da Koca Kocabur'un zekanın arada nasıl benim tazı hassasiyetine ne buyurulur? Vaziyet 1930'a benzer miymiş? Ya da yerli yersiz. Baktım vaziyet 1930'a benzer diyor. Çekiniyor. Bir girdim sakalının altına gibilerden. İleri geri edişi karşısında Muzaffer Bey. Geç olan. Bu işlerin böyle olacağını benim aklıma kesmeseydi kaç para ederdi senin tazı hassasiyetin telkinlerin? Cevabını veriyordu. Zekayı defalarca ağzını payına aldığı halde susmuyor kafayı buldu mu yeni iktidar uğruna nasıl çalıştığını belirtme fırsatları yaratıyordu. Laf zamanı bitmiş, iş zamanı gelip çatmıştı. Yeni iktidarın yeni politikası çok geçmeden kendini gösterdi. Cesurca kararlar yurdun her yanında olduğu gibi belki de her yanından çok çukur havada dehşetli bir silkinmeye sebep oldu. Bilhassa serbest ihracat rejimi ile birlikte pamuk piyasası yıldırım hızıyla yükseldi. Amerika bile pamuk satın alıyordu. %100, %200, 300 işini bilenler daha da çok kazandılar. Para oluk gibi akmaya, verili ufaklı bankalarla birlikte varlar, gazinolar, lokantalar mantar gibi çoğalmaya başladı. Yıllar yılı bomboş yatmaktan yorulmuş arsalarda koca koca apartmanlar yükseliyor. Köylerden şehre akın eden pamuk şahlandırdığı yeni zenginler tarafından yüksek kiralarla henüz tamamlanmadan kiralanı veriyordu. Muzaffer Bey de pamuktan yüzde birkaç yüz kazananlar arasındaydı. Zeka ile Gülü'nün ısrarlarına uyarak o da bir apartman yaptırmaya karar verdi. İstese bir değil birkaç apartman pasajlar falan yaptırabilirdi. İstemiyordu. Niyeti İstanbul'da Kadıköy, Boğaz yahut adalarda bir şeyler yaptırmak veya satın almaktı. Aftan faydalanan Hamza ile arkadaşı Şerif Usta da çiftliğe gelince berber Reşit'in yükü hafifledi. Çiftlik avlusunu dolduran yeni tarım makineleriyle başı derde girmişti. Makinelerin dilinden anlamadığı için hangisinin nereye konulması gerektiğini kestiremiyor. Koca çiftlikte dönülecek yer kalmadığından şikayet ediyordu. Şerif Usta'nın tavsiyesi üzerine çiftliğin arkasındaki boşluğa yeni yeni çinko örmeler çakıldı. Yeni mevsimi beklemeleri için makineler örtmelerin altında çekildi. Ama bilhassa biçer bağlarla üç kişiyle çalışan yeni tip batozlar çok işe yarıyordu. Irgat derdini daha şimdiden dörtte bir e indirmişlerdi. Gelecek yıllar bütün tarlalara pamuk ekilmeye karar verilmişti. Müthiş karlı bir hale gelen beyaz altın dururken Hobu ne lüzum vardı? Gelecek mevsim bütün topraklar traktörle sürülüp pamuk tohumunu usulüyle ekmeye yarayan mibzelerle ekilecek. Çapa mevsiminde de çapa makineleriyle zararlı otların çapası yapılacaktı ki çapa ırgadı derdi de yarıdan aşağı inecekti. Muzaffer Bey bir ikindi üstü beton evin geniş tarlalara bakan balkonda karısıyla zarif şezlonglarına uzanmış konuşuyordu. Muzaffer Bey elini karısının omzuna attı genç kadın kocasının kıllı kocaman elini aldı öptü sonra baş başa verip birbirlerine yaslandılar Ne düşünüyorsun dedi genç kadın Ben mi? Evet. Seni düşünüyorum. Bana çok uğurlu geldiğini. Genç kadın hazdan kırıtarak Öyle mi şekerim dedi. Öyle. Çünkü hayatımda her yönde hiçbir zaman bu kadar memnun, bu kadar mesut olduğumu hatırlamıyorum. Güllü hafifçe kabarmaya başlayan karnını avucuyla sıvazladıktan sonra Kocasının elini karnına çekti. O halde çocuğumuzun ismini Mesut koyalım. Muzaffer Bey elini hemen çekti. Allah göstermesin. Niçin? Niçini var mı? Bu ismi çokluk fellahlar kullanır. Genç kadın düşündü. Ne çıkardı? Ama madem kocası istemiyordu. O halde kendisi de istememeliydi. Başka koyarız şekerim. Mesela ne koyalım? Ne mi koyalım? Erdoğan nasıl? Gayet güzel. Erdoğan olsun. Sen nasıl istersen. İkisinin de gözleri uzaklara, hafif mavi bir tül gerisinde ağır ağır batan güneşe daldı. Genç kadın bir ara, kız olursa ya, dedi. Muzaffer Bey'in yüzü asıldı. Sevmez misin? Elma kurdu gibi, boncuk gibi kızımız olsa, fena mı? Olmasa daha iyi. Erdoğan'dan konuşalım öyleyse. Başladılar. Erdoğan doğuyor, Avrupa'dan getirilen mürebbiye elinde büyüyor. Mükemmel bir tahsil ve terbiye. Amerika'da tahsilini bitirip yüksek mühendis olarak dönüyor. Peki ama Erdoğan'dan başka çocuğumuz olmayacak mı? Oğlan olmak şartıyla evet. Niçin kız istemiyorsun? Cevap vermedi. Arkası yar